Şöyle bir şey var. Şimdi bence bu IŞİD hakkında şunu söylemek lazım. IŞİD birincisi bu Orta Doğu'nun bütün insanlığın gerçeği. Yani sen bir yerde dine müsamaha gösteriyorsan IŞİD'e katılacak adamlar çıkar. Tabii yalnız dine müsamaha değil. Ha, şimdi IŞİD, Amerika bunun... Dinin bu aşırı... Bunlar işte, cihatçı bile değiller. Katil bu herifler. Ha, ama şöyle şimdi... işte böyle dediğin zaman belki sen bilmeyerek söylemiş olabilirsin ama bilerek söyleyen insanlar, mesela politikacılar, Müslümanlara hoş göstermek istiyor. Halbuki Kur'an'da bizzat vurun onların boynlarını diyor. Yani evet. Boğaz kesen adama ne diyeceksin sen? Veya kardeşim, mesela... Ha, bir dakika, insan söylesinde ne diyor? İnanmayanı öldür diyor. Ha, yani ben onun için ben ne dedim? Din her şartta zarar. Bir de kendini öldüren adam, intihar saldırısı yapan adamın kime bir şey olabilir ki yani? Hani kimden bir çıkar elde edecek? Din işte, din yetiyor ya. Cennete gidecek herif, daha ne çıkar istiyorsun? Evet. Bu inanç var ya, dünyanın en tehlikelisi. Vuruyorlar. Her işi yapar. Hocam, onun için bak Budist ya, Budizm'e bakın, bugün Amerika'da Budizm çok popüler bir din haline geldi. Niye biliyor musunuz? Dünyanın en barışçı dini. Barış tavsiye eder. Ya Seylan'da Budist rahip gitti başbakanı öldürdü. Sen Müslümanlara şey yaptın, Tamillere pardon müsamaha ediyorsun. Burma'da Budistler Müslümanları kesiyor. Ulan ne biçim barışçı din bu be? Dinin kendisi yani düşünmeden inanmak var ya, sorgulamadan inanmak. İnsan olamamak. En tehlikeli şey. Bir yerden sonra sana sorgulayamazsın dediği zaman. Bitti. Ben çocuk küçücük çocukken dahi bundan hiçbirisini kabul edemedim. Dedim kardeşim sorgulayamadığım şeyi ben ciddiye almam. Sorgulayabilmem lazım.